Aslında çoğunluğa bir şey yok gibi görünüyor. Dul ve yetim maaşı alanlara emekli ikramiyesi ödemesi 1250 lirayla 3750 lira arasında değişiyor. Yani 5000 lira değil onların alacakları da. Sizlerin soruları da var. O soruları da kendisine ileteceğim. Diğer yandan bir konu daha, o da asgari ücretlinin durumu ne olacak? Sayın Erdoğan diyor ki ezdirmeyin, asgari ücretliyi de enflasyona ezdirmeyin, talimatı gitmiş. Peki nasıl olacak? Sayın Ali Tezel'le konuşalım. Sayın Tezel, merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Gülkan. Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta pazartesiden bu hafta pazartesiye kadar bazı şeyler değişti Ali Tezel. Çok beklenen o 5000 lira Cumhuriyet ikramiyesinin verilmesine karar verildi. Kabine toplantısı sonrası partili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ama gün geçtikçe anlıyoruz ki müjde değilmiş. Emekliler arasında ayrım olmuş, çalışana yok, çalışmayana var. Buradan başlayalım. Madde madde bazı açıklamalar da var. O açıklamaları da soracağım size. Emekli mutlu olsun mu? Ne kadar emekli çalışmıyor ülkemizde? Bu ikramiyeden ne kadar emekli faydalanır? Gülkan Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi çalışan emeklilere vermeyeceklerini ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Plan bütçe komisyonundan da böyle geçti. Muhtemelen çarşamba veya perşembe gün genel kurulda görüşülecek. Hı hı. 12 milyon 300 bin emekliye verilecek. 1 milyon 700 bin emekliye verilmeyecek. Çünkü çalışan emekli sayısı şu anda 1 milyon 700 bin. Yani bir iş yerinde çalışan emekliden bahsediyorum. Bu arada yine hatırlatalım. Özel banka ve borsa sandıkları emeklilerine de verilmeyecek. Onlar da alamayacaklar. Onların da sayısı 350 bin kadar kişi. Yani devletin buradan tasarrufu yaklaşık 8,5-9 milyar lira civarında. Bu kadar emekliyi üzmeye değecek bir rakam değil. Evet. Yani ben şimdi ümit ediyorum ki genel kurulda iktidar partisinin veya Cumhur İttifakı'nın tarafları önerge verirler de tüm emeklilere verilmesini sağlarlar diye ümit ediyorum. Çünkü plan bütçe komisyonundan bu şekilde geçti. Ama genel kurulda nasıl olacağını şimdiden tahmin edemiyorum ama bütün emeklilere verilmesi gerektiğini iddia ediyorum. Tabii. Şimdi 8,5 milyar çok demek ki önemli bir meblağ bizim bütçemizde. 8,5 milyarı kaybetmek istememişse ülkeyi yönetenler, bir kısım emekliyi üzeceklerse demek ki 8,5 milyara ihtiyacımız var. Öyle görünüyor ülke. Şundan söylüyorum. Bugün bir haber vardı. Hafızam beni yanıltmıyorsa bütçe açığı geçen ay 65 milyar lira olmuş. Hı hı. Yani bütçe açığını kapatmak istiyorlar demek istiyorum ama 8,5 milyarlar da bütçe açığı kapanmaz. Ama o 5000 lira emekliler için çok önemli. Yani en Tabii. azından çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Açıklarından birini kapatacaklar. Ama çalışan emekli de zaten keyfinden çalışmıyor ki. Emekli maaşı yetmediği için, geçinemediği için çalışıyor. Şimdi geçinemediği için çalışan emekli de bundan mahrum etmek hem ahlaken hem hukuken doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet. Yasal olarak bir yol var mı? Geçtiğimiz hafta bir izleyicimiz sormuştu. Biz hukuki olarak hakkımızı arayabilir miyiz bu noktada demişti. Şimdi gerek Anayasa Mahkemesi gerekse diğer mahkemeler kanun koyucu yerine geçip yeni bir kanun çıkaramazlar. Mesela muhalefet bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini ifade etti bu şekilde çıkarsa. Ama orada da emeklinin büyük bir işine yaramayacak çünkü Anayasa Mahkemesi 10 maddeyi iptal ederse hiç kimse alamayacak. Anladım, anladım. Yani bir... Yani Anayasa Mahkemesi de hayır bunlar olmaz, bunları da ver diyecek hali yok. Ya öyle bir yetkisi yok. Peki, o zaman şimdi meclise gözler kilitlendi. Şimdi siz bana hep diyorsunuz ki Ülkü bunu nereden duydun, Ülkü bunu nereden biliyorsunuz? Ben de diyorum ki iktidara yakın olan medyadan duydum. Çünkü iktidara yakın olan medyayla herhalde paylaşılıyor bu bilgiler Sayın Ali Tezel. Sonra da gündeme getiriliyor, üzerinde konuşturuluyor. Bu emekliyle ilgili, emekli ikramiye ile ilgili Sabah gazetesinin haberine göre madde madde bazı şeyler paylaşılmış. Diyor ki ikramiyeden yararlanılması için 30 Eylül 2023 tarihine kadar emekli olunması gerekiyor. Emekli Doğru. olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlar Ekim ayında
bir gün bile sigortalı çalışmışlarsa ikramiyeden faydalanamayacaklar. Ne dersiniz? Şimdi belki bir gün çalışmış izleyicilerimiz vardır. Belki ek iş yapmış, bir şey yapmak zorunda kalmış izleyicilerimiz vardır. Bir gün çalışana da emekli ikramiyesi yok. Doğru Ülkü. Yani plan bütçeden geçen tasarıya göre söylüyorum. 30 Eylül tarihi itibariyle emeklilik dilekçesi vermiş, yani takip eden ay başı itibariyle 1 Ekim itibariyle emekli olmuş kişiler bundan yararlanacaklar. Yani bir şekilde geçen hafta konuşmuştuk, bazıları soruyordu hemen işten çıkalım mı diye. Hemen işten çıkması da bir anlam ifade etmiyor emekliye. 1 Ekim 31 Ekim arasında çalışmış olan emekliye verilmeyecek. Evet. Şimdi böyle bir düşünce tabii herkeste hasıl oldu çalışan emeklilerde. Bir çırpıda çıkayım işten diye düşündüler. Ben bekliyorum ama genelkurmay'dan da genelkurmay'dan daha geçmedi. Belki adaleti yerine getirir de bütün emeklileri verir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum yani. Ümit ediyoruz. Temennimiz önde. Boş bırakmamak lazım. Emekliler de Türkiye Büyük Millet Meclisi onların yeri. Meclis diyoruz. Büyük Millet Meclisi diyoruz. O meclisin genel kuruluna kadar gerek partilere, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, gerek internet üzerinden, gerek mektup yoluyla başvurularda bulması ve talep etmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Çok önemli. Yine hak aramaktan bahsediyorsunuz. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş ve çıkışları takip edecekmiş. İkramiye için işten çıkıp sonra tekrar girenleri tespit edeceklermiş. Aldıkları 5000 lirayı da faiziyle geri alacaklarmış. Şimdi Ülkü, bu çok zor bir iş. Yaklaşık 1.3 milyon kişiyi denetleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 500 veya 600 personel var. O 500 veya 600 personel günde bir yeri denetlese 1 milyon 300 bin kişinin çalıştığı yeri denetleme şansı yok. Ama arada bazı garibanlar yanar. Evet. Ali Bey, arkadaşların bağlantınızı tekrarlasınlar mı? Arada sesiniz gidiyor. Çok zor bir şey dediğinizi anladım ama ben devamını anlayamadım. İzleyicilerimiz de anlayamamışlardır. 1,7 milyon değil mi? Emekli ikramiyesi almayacak olan 1,7 milyon emekli. 1,7 milyon emekli. Ha, söyleyebildim. Ali Bey, ben de burada milyonla binle mücadele ediyordum siz gelirken. Dediniz ki 1,7 milyon emekli almayacak, bunu takip etmek çok mu zor? SGK faiziyle geri isteriz derse eğer alabilir mi? 1,7 milyon emeklinin 1,7 milyon ayrı iş yerinde çalıştığını varsayalım. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 600 kadar denetmen var veya müfettiş var. Bunların tamamı her gün bir iş yerini denetlese, tahmin et yani bir günde 600 iş yeri, ayda 1800 iş yeri, yani 15 yıl sürer. O zaman bu bir gözdağı galiba. Evet, gözdağı şundan dolayı, Ülkü, bak geçmişte de oldu. 2007 yılında ben dedim ki insanlara, çocuklarınızı bir gün sigortalı yapın, 65 yaşında emeklilikten kurtarın dedim. Yaklaşık 5 milyon çocuk bu şekilde sigortalı yapıldı. O da o tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu bunların hepsini inceleyeceğim dedi. Sadece 25 binini inceleyebildi. Hı hı. 5 milyondan 25 bin. Bunu da evet. Ali Bey'in bağlantısı düzelmezse televizyona telefona döneceğiz. Neden bilmem, bugün konuşamıyorum. Ali Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Ülkü. Şu anda mesela sesiniz çok net geliyor. Tam çok önemli bir noktadayken donma yaşıyoruz. Bu sorumu da sorayım sevgili yönetmenim Hasan. Eğer sorun olursa Ali Bey, telefona dönelim. Ali Bey, bir de dul ve yetim maaşı alanlar var. Onlar da 5000 lira ikramiye alabilecekler mi? Onlar biliyorsun hisseleri oranında maaş alıyorlar. Mesela eşler %50 veya 75, kız çocukları %25. Onlar da bu 5000 liradan hisseleri oranında faydalanacaklar. Mesela bir eş
vefat eden eşinden aylık alıyorsa, tek başına ise %75'ini alır aylığı. Burada da 5 bin liranın %75'ini alacak. Çocuğuyla beraber alıyorsa %50'sini alır. O da %50'sini alacak. Çocuklar da %25 alırlar. Çocuklar da %25'ini alacak. Yani 1250 lira alacaklar. Evet. 1250 lirayla 3750-4000 lira arasında değişecek galiba onlara düşen pay. İzleyicilerimizin sorularını da aktaracağım. Sonra asgari ücrete de geleceğim. Nahide Babaoğlu, birçok yerden maaş alanlar var bu ülkede. Üstelik çok yüksek orandan emekli olup da maaş alıyorlar. Onlar neden zam alıyor? Memur emeklisi neden bundan yararlanamıyor? Neden diye soruyor izleyicimiz. Muharrem Tamer Yılmaz da diyor ki, ben çalışan bir emekliyim. Her ay devlete para ödüyorum. Evde yatan emekli ikramiye alıyor. Ben alamıyorum. Benim ne gibi bir hakkım var diyor. Aslında yanıt verdiniz. İki soruyu da ileteyim size. Buyurunuz efendim. Çünkü şimdi Maide Hanım konusunu tam anlayamadım. Neye itiraz diyor? Yüksek maaş alanlar zamanında yüksek firma demişler. Yüksek maaş alıyorlar. Düşük maaş alanlar düşük firma demişler. Ve 2008'deki aylık bağlama oranındaki indirimlerden zarar görmüşler. Onlar yüksek zam alıyorlar diyor. Hayır, zam oranı herkes aynı. Sadece biliyorsun 7500 olanlara zam yoktu. Meclisten yine bekliyoruz, bunu da söyleyelim. 7500 maaş alanlarla ilgili meclisten bir yasa bekliyoruz. Onları da en azından bir 15 bine çıkarmaları lazım. Evet, en düşük emekli maaşı. Çünkü onlar Ocak ayında gelecek zamdan faydalanamayacaklar. O yüzden 7500 alanlar konusunda meclisten yine bir yasa çalışmasını bekliyoruz. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde olacak mı? Diğer soruya zaten yanıt vermiştiniz Ali Bey, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğrudur. Yılmaz Bey yine aynı noktaya geliyor, diyor ki emekliye %25 zam yapıldı deniyor, sonra kök ücret ortaya çıkıyor. Emekliye ikramiye deniyor, sonra her emekliye olmadığı ortaya çıkıyor. Bu kelime oyunlarına neden gerek duyuyor? Kimler neden kandırmak istiyor diye sormuş. Ülkemiz buna algı uygulaması diyelim. Algı yaratıyorlar, çok para verdik, çok ettik diye, ama verdikleri bir şey yok aslında. Yani hayat mücadelesinde, hayat gayesinde verdikleri paranın bir anlamı yok. Emekli olan kişi 35 yıl, 40 yıl çalışmış, onun karşılığında emekli maaşı alacak 5-10 yıl. Onu da vermek istemiyorlar. Yani bir bakan vardı zamanında, Milli Eğitim Bakanı, okullarda öğrenciler olmasa ne güzel yönetirdik diyordu. Bir başka bakan da emekli olmasa nasıl bütçeyi idare edelim, harika olur diyordu. Bunun gibi bir şey. Ama o emeklinin 35 yıl, 40 yıl çalışırken prim ödediğini görmek istemiyorlar. 35-40 yıl prim ödemiş, karşısına da emekli olacak, 5-10 yıl maaş alacak. Onu da vermek istemiyorlar. Şu anda bütçe açığının en büyük etkini emekli maaş diyorlar bir kısım yazar ve yönetici. Olabilir ama zamanında siz aldığınız primleri doğru yerlerde değerlendirmediyseniz, paralarla ilgili ilgiyi gelir yaratamadıysanız, bu sizin kusurunuz. Emeklinin kusuru yok burada. Evet. Yine emekler, şu anda çalışan emekler devlete her ay 6-7 bin lira para veriyorlar. Prim olarak, vergi olarak. Devlet onlara 5 bin lira ikramiye vermek istemiyor. Bu da yanlış. Evet. Arif Bey de şöyle bir soru soruyor Sayın Ali Tezel. 98 yılında emekli oldum. 2006 yılında belediye şirketinde 4 yıla yakın çalıştım. Yeniden 2011'de emekli oldum. Fakat 3900 lira maaş alırken maaşım 3750 liraya düştü. Sebebini sordum. 2000'den sonra emekli olanlar intibak yasasından yararlanamaz dediler. İşlem doğru mu Ali Bey? Selamlar demiş. İşlem yanlış. İlk belediyede işe girdiğinde maaşı kaç paraysa sanki maaş alıyormuş gibi bütün zamlar yansıtılarak sonra bağlaması lazım. Emekli olup çalışanların yeniden emekli aile hesabında bir önceki emekli ailinden daha az olamaz. Bununla ilgili iki tane büyük kaidesi var zaten. Yani ilk maaştan daha az maaş bağlanamaz diyor. Yapılan evet, işlem yanlış dedi Ali Tezel. Onu detaylandırırken bağlantımız tekrar dondu. Geri geldiniz mi Ali Bey? Geldim. Hoş geldiniz. Hülkanım, Arif Bey, hoş bulduk. Arif Bey'e cevap vereyim tekrar. Buyurun. Yanlış, yapılan işlem yanlış. Kanun diyor ki bir kişi emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlarsa normal olarak yeniden emeklilik talep ettiğinde bir önceki emekli maaşının zamlı halinden daha az olamaz diyor.
Evet. O yüzden kendisinin dediği gibiyse durum yanlış. Başvursun, düzelttirsin. Başvursun, düzelttirsin. Peki, şimdi geçtiğimiz hafta bir izleyicimizin sorusunu yakalayabildim. Onu da sakladım size sormak için. Çünkü çok fazla soru geliyor. Ben de anlayamıyorum. Siz benim durumumu da anlamışsınızdır. Acaba yanıt verdiğiniz bir soruyu anlıyorum, tekrar mı soruyorum endişesi duyuyorum. Şimdi diyor ki izleyicimiz Mithat Bey, Sayın Ali Tezel'e sorabilir misiniz? EPT'ler mi demek istemiş? Yaş nedeniyle bizi EYT'ler evet. mi, EPT'ler mi tam anlayamadım. Bizi EPT, iş... EPT, ha, EPT, EPT. Prime takılanlar mı oluyor bu? Tamam. Ben geçmiş ama yeterli prim ödeme günü yok. Tamam. Yaş nedeniyle işe almıyorlar, prim eksik, biz ne yapalım diyor. Çalışmaktan başka çare yok. Bu işe almıyorlar diyor. İsterse evinde işe girmeden... O zaman evinden isteğe bağlı prim ödeyecek. Ha, parası yoksa borçlanacak. Evet, öyle bu, şey bu, bir şeyin kuralı bu. Ya o primi doldurmak zorunda. Değilse sokaktan toplanacak hali yok. Ya çalışarak ödeyecek ya da isteğe bağlı ödeyecek veya doğum borçlaması yapacak. Evet, gerçekten zor bir durum. Zor bir durum. Geliyorum asgari ücret konusuna. Asgari ücretle ilgili masada 3 olasılık varmış Sayın Ali Tezel. %40, %45, %50 zam formülleri üzerinde çalışılıyor. Mesela %50 zam yapılırsa 17.103 lira, %40 yapılırsa 15.962 lira deniyor. Bu da sabah gazetesine yansımış, ne hikmetse. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aman asgari ücretliği enflasyona ezdirmeyin demiş. Yeni yılda asgari ücretliği ne bekliyor? Şimdi haberi sen sabahta okumuşsun Ülkü. Asgari ücreti Cumhurbaşkanı değil, resmi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı değil, Bakanlar Kurulu değil. Asgari ücret tespit komisyonu belirler. Yani asgari ücret tespit komisyonu daha toplanmadı. O evet. tespit komisyonunda da 5 işçi Türk İş Temsilcisi, 5 TİSK işveren temsilcisi, 5 de devlet görevlisi var. Çalışma genel müdürü dahil olmak üzere. Onlar daha toplanmadı. Bu rakamları sabah gazetesi nereden bulmuş? Yoksa asgari ücret tespit komisyonunun önemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ne derse o olur diyorlarsa o zaman haber doğru. Tespit komisyonu bu iş toplanmaz. Tespit komisyonuna talimat verirler. Bu rakamları çıkarın diyorlarsa eğer öyleyse durum yasal değil o. Yasal olan tespit komisyonunun toplanıp karar alması. Ama tespit komisyonunun alacağı kararı zaten biz kendilerine dikte ederiz. Bu rakamlar çıkacak diyorlarsa ona da ben karışamam Ülkü. Şimdi sabah şöyle yazmış. 6 aylık enflasyon oranları ve memur zam beklentilerine dikkate almışlar. %39,61 onu %40 diye yuvarlamışlar. Ve %51,46 oranları arasında yeni asgari ücret için zam müzakereleri masada olacak demişler. Peki Ülkü. Soruyorum sana, şimdi Ekim ayındayız, daha TÜİK enflasyonu açıklamadı, Kasım ayında açıklamadı, Aralık ayında açıklamadı. TÜİK'e de mi talimat verecekler bu rakamlardan çıktı diye? Ha, buradan bambaşka bir konuya geliriz o halde, değil mi? Ocak ayın 4'ünde, 4 Ocak'ta 2023 yılı enflasyonu belli olacak, 6 aylık veya 1 yıllık. Yani sabah gazetesi TÜİK'e bu rakamları çıkar mı diye talimat verecekler. Evet, evet. Sizin beklentiniz ne yönde? Evet. Ne olması gerekir Ali Bey? Tabii bilmiyoruz şimdi süreci ama buyurun. Eğer Mart'ta seçim olmayacak olsaydı bir %20-25 verirlerdi. Ama Mart'ta seçim olacağı için %50'ye yakın bir rakam olur. %50. Tabii enflasyon da o rakamda olur. TÜİK'in benim beklediğim enflasyonu %50-55 arasında. Evet, gerçekten. Tahmini yani, bilmiyorum. Hı-hı. Tahmini. Gerçek enflasyonumuzdan farklı. Ali Bey, zamanınız yoksa birkaç soru daha iletmek isterim size. Zamanınız tabii, varsa. Tabii. Şimdi tabii. izleyicimiz var, Fatih var. Bey demiş ki 93-95 yedek subaylık emekli ikramiyesi 9.976 lira verdiler. Bugün yedek subay maaşı 28 bin lira. Emekli ikramiyesi 28 bin lira almam gerekmez miydi benim diye soruyor. Yine emekli ikramiyesiyle ilgili şimdi de onda... buyurun. Bu dediği emekli ikramiyesi memurun her çalıştığı yıl için aldığı ikramiye. Heh. Yani işçilerin kıdem tazminatı gibi, onu demek istiyor. Tamam, o rakamdan alındı da
güzel rakam neyse ondan alacak. Şimdi ben sallıyorum rakamı. 2020 yılında 10 bin lira aldıysam, 10 bin lira çıktıysa bana her yıl fark mı verecekler? Yani yasal değil talebi. Evet, anladım. Anladım. Bir soru daha. Bu emekli ikramiyesi alamayan emekliler gelecek bayram ikramiyeleri için de hükümet bunu uygular mı? Emsal sayıp o zaman bayram ikramiyeleri de veriliyor ya dini bayramlarda. Onu da çalışana çalışmayana diye ikiye bölerler mi diye soruyor siz de izleyicimiz. Şimdi ilk onu yapamazlar çünkü şu andaki yasa zaten hazır. Bayram ikramiyesi yaklaşık 3 yıldır ödeniyor. 3 yıl önce çıkan kanunda çalışan çalışmayan ayrımı yoktu. O ayrım bir daha gelemez. Anladım. Peki başka yine benzeri sorular olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrara düşmemek için onları sormuyorum. Var mı başka bir gündem başlığımız Sayın Ali Tezel? Sizin vurgulamak istediğiniz bir nokta var mı? Ben hepsini sordum diye düşünüyorum. Sadece şu... Buyurun. Ülke sadece 7500'ü konusunda meclisten çalışma bekliyoruz. En düşük aylık 7500'ün en az 15.000'e çıkması gerektiğini ifade ediyorum. Evet. Bununla o ilgili yasayla olacak çünkü. Bununla ilgili bir çalışma olmazsa bu sefer yine milyonlarca emekli 7500 lira almaya devam ederler çünkü. Doğru Ülkü. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Tezel. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum ben de size. Sevgili izleyicilerimiz sorularınızı da ulaştırmaya çalıştım Sayın Ali Tezel'e. Zira bazı sorular birbirine benziyor. O noktada işte ben de aynı soruları tekrar sormayayım diye bir çaba içerisine girmek durumunda kalıyorum. Şimdi yeni gelen haberlerimiz var mı sevgili yönetmenim? Haberlerimizden gelelim. Mansur Yavaş.